Arkadaşlar hepinize selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ebe Zeynep. Bugün sizlerle gratisten yapmış olduğum alışverişi göstereceğim. Bayağıdır yaptım ama bir süredir bekletiyorum. Sürekli çekmeye çalışıyorum ama hani fırsat bulamıyorum. İçinde birkaç tane şok Watsons olan da var. Önce onları belki çıkabilir. Önce şunu Watsons'tan aldım. Bu Cotton Pure & Soft'un böyle cotton'u günlük pede. Bu çok güzel. Daha önceki bitenlerimde de sürekli bahsettim. Ya ben o bayağı yıllarca Kotex kullandım ama en memnun kaldığım bu oldu şu an. Sürekli bundan devam ediyorum. Sonra bir tane bunu şoktan yeni aldım. Böyle lavantalı Duru'nun. Ben Duru'nun sıvı sabunlarını çok seviyorum. Bende boş pompalı paketi de var. Doldururum diye düşündüm. 40 lira gibi fiyatı vardı. Çok ucuzdu. Dedim alayım. Duru'yu seviyorum. Bitenlerimde hep bahsederim. Ya şu ürünü de Johnson's'ın duş jeli. Bunu ben boykot diye bilmiyordum. Çünkü arkasına baktım hani o PG markası olanlar boykot oluyordu ya. Acelem de vardı. Biraz internetten de araştıramadım galiba bu boykot ürünü. Bunu da şoktan almıştım. Çok ucuzaydı diye aldım duş jeli. Elimde sadece bir tane duş jelim var. O da bitmek üzere. Dedim hani alayım. Sonra bir tane Watsons'tan şöyle çok tatlı bir peçete. Kışta geliyor sürekli. Ben peçete de çok fazla kullanıyorum. 30 lira gibi bir fiyatı vardı. Çok güzel bence. Altılı. Sonra bunu da Watsons'tan aldım. Böyle okyanus kokulu bir kokayım. Şu küçükten bir büyük boy olan ıslak mendiller. Bunlar biraz büyük ama kokuları ve ıslaklıkları çok güzel. Şu markayı daha önce Watsons'ın kendi markası. Ya kullanmadıysanız bir kullanın, çok memnun kalırsınız. Çok küçük çantalara sığmıyor ama orta derece çantalar için iyidir. Sonra bir tane Nivea'nın, bu da şey, boykot ama yani bunları birazcık keşke araştırsaydım. Şöyle ikili çok ucuzaydı. 100 lira gibi bir fiyatı vardı. Hem pirinç peelingi hem de yüz yıkama köpüğü. Yani birazcık da aceleye getirdim bunu almak için. Yani çok uyguna görünce de almışım hemen. Sonra bir tane influencer oldum. Bunu bir tane YouTuber, adı neydi? Adını bilmiyorum, yorumlara isterseniz yazarım. O övdü. Normalde elimde çok fazla losyonum falan var. Yani yarım olanlar da var ama almak zorunda gibi hissettim kendi. Bakalım gerçekten çilek bacak yok etme diyor. Benim çok öyle bir şeyim, sorunum yok ama nemlendirmesi hakkında falan çok övdü. Ben de dedim bir deneyeyim yani. Çok şey değil. Eve Market, Eve miydi? Market ne? Eve Kozmetik şeyinde görmüştüm. Sonra bir tane Berry'nin, iki tane hatta üç olabilir mi? Bakın. Baş ağrısı için çok güzel. Bunlar soğuk jelli bir şey. Ben bunları defalarca kullanıyorum. Yani buzluğa koyun, buz gibi oluyor. Eğer ki baş ağrınız, migreniniz falan varsa, ilaç içmekten sürekli bıktıysanız bence bunları bir deneyin. Gerçekten çok etkisini göreceksiniz. Başınıza koyuyorsunuz, böyle hafif ışığı da söndürün. Böyle lavantanız varsa, hatta şakaklarınıza falan, nane yağı pardon. Çok güzel baş ağrınızı geçirecektir. Çünkü sürekli ilaç, ağrı kesici, ilaç, ağrı kesici bünyeye artık bir süreden sonra fazla geliyor yani. Bence bir deneyin. Sonra bir tane daha Nivea. Bunu da A101 market, bir sürü karışık market alışverişim var. A101'den almıştım bunu da. Elimde çünkü hiç yüz yıkama jellerim kalmadı. Bir taneyi iş yerine bıraktım. Evdeki de Maruderm'in, hiç memnun değilim. Bitirmek için uğraşıyorum. Bir tanelerde bahsedeceğim. O yüzden birkaç tane şey almışım kendime, yüz yıkama jeli. Çok hızlı bitiriyorum yani. Sonra bir tane Listerin. Bu da boykot galiba ya. Böyle küçük minik, ben bunu çantama atıp hani abdest alıyorum sürekli iş yerinde falan. Hani böyle küçük doldurup hani evde böyle büyük bir şişem var başka bir markanın. Onunla doldururum diye düşündüm diye aldım bu şişesinden dolayı. Sonra bir tane Like It markasının, bu aralar TikTok'ta böyle makyaj ürünleri karşıma çok çıkıyor. Meşhur şu an dudağımda bu var. Ama bilmiyorum, rengini çok beğenemedim. Hani şu an ışıkta biraz güzel görünüyor rengi ama şöyle gloss falan da var. Bunu kullanmadım. Yani bilmiyorum, çok memnun kalmadım. Ara ara kullanırım yani, aldım diye bitiririm yani. Sonra bir tane Dikora'nın, ay en sevdiğim duş jeli markası. Ben bilmeden gidip Johnson's'ı da almışım. Meğersem bu da varmış. Unutmuşum bunu. Neyse, iki tane, fazla değil yine de. Bademli ve fındık kokulu diyor. Çok güzel kokuyor. Ben Dikora'nın duş jellerine bayılıyorum. Bitenlerimi izlediyseniz muhakkak görmüşsünüzdür.
Çok güzel. Watson's'larda satılıyor indirimde. Elif 50 liraya falan kadar düşüyor. Bence bir bakmanızı tavsiye ederim. Sonra bir tane Flormer'in daha önce de kullanmıştım. Natural rengi. Dibine kadar bitirdiğim waterproof bir de bu. Yani mesela çok fazla çay, su falan tüketiyorsanız hızlı çıkmıyor yani dudak kalemi. Çok memnundum. Bu herkesin tenine uyabilecek bir renk. Natural rengi. Bu niye netlemiyor? Şöyle mi yapıyorduk? Şöyle. Çok memnunum. O yüzden tekrardan aldım bitirdiğim için. Benim aldığım alışverişlerim bu kadardı. Aslında daha çok ürün aldım ama yani bazılarını kullanmışım, kenarlara ayırmışım falan. Hani böyle dağınık yani masamda falan dağınık dediğim hani her biri bir yerde. O yüzden toparlayamadım bir türlü. Uzun süredir alışveriş videosu çekmiyordum. O yüzden şu anlık bu kadar ürünüm var. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.